Allah geleceğini izah edersin. Cenab-ı Hak yılımızı, ömrümüzü, hayatımızı hayırlı eylesin. Hazreti Allah ayet-i kerimede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin huzurunda konuşurken birbirlerinizin yanındaki gibi konuşmayın ve yüksek sesle konuşmayın. Yoksa bir de bakarsınız ki amelleriniz boşuna gider buyurur. Dolayısıyla onun varislerinin huzurunda yukarıdaki uyarılar dikkate alınmazsa durum nasıl olur? Hakkınızı helal ediniz. Biz istiyoruz ki nasıl Efendimizin yanında sahabe efendilerimiz ayetteki uyarıları dikkate alarak Allah'ın razı olduğu şekilde durdular, davrandılar, amel ettiler. Buradaki kardeşler ve yukarıdaki kardeşler buraya girdikleri andan itibaren kapıdan çıkınca kadar siz buradayken daha dikkatli davransınlar ve bununla amel etsinler. Eğer edepsizlik yaptım sözü yok. İnsanların birisine edep göstermesi, o kimseyi sevmesi ve büyük olarak kabul etmesiyle alakalıdır. Bir kimseyi siz zorla birisine edep gösterdiremezsiniz. Muhakkak ki her mekanın kendi içerisinde bir edebi vardır. Mesela camilerin içerisinde mal, alışveriş, dünya işi çok konuşulması uygun görülmemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ibadethanelerde böyle şeylerin yapılmasını yasaklamış. Şunu kapatır mısınız? Caminin kendi içerisindeki bir edebi erkanıdır. Caminin içerisinde siz mal alışverişi yapamazsınız. Caminin içerisinde dövüşemezsiniz, kavga edemezsiniz. Mesela Kâbetullah'ın içerisinde yani Mekke-i Münevvere'nin de hem Mekke şehrinin içerisinde edep vardır, bir de Harem-i Şerif'in içerisinde edep vardır. Aynı şekilde Medine-i Münevvere'nin şehir olarak bir edebi vardır. Bir de Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki edebi vardır. Muhakkak ki bu edeplerin hepsi de ama hadis-i şeriflerle, ama ashabın sünnetiyle, ama sonradan gelen imamların, üstadların koydukları o Kur'an-ı sünnet çerçevesinde edep oluşturulmuş. Fakat burada bunlar çok güzel. Biraz bizim kardeşlerimizi, ben burada biraz daha böyle rahat konuşacağım bu noktada. Kardeşlerimizi bu noktada sıkmamamızın veyahut da bu noktayı çok böyle öne getirmeyişimin benim şahsi bir stratejim var. Şahsi olarak stratejim şu. İnsanlar sevdiklerine ve ahtap kabul ettiklerine edep gösterirler. Bir kimse seviyorsa ve o sevdiği kimseyi ahtap kabul ettiyse onun huzurunda konuşma ihtiyacı duymaz. Onun huzurunda, onun yanında her daim edepli olmaya çalışır. Ama sevmiyorsa, onu ahtap kabul etmiyorsa siz onu bir edep dairesinin içine katmaya çalışsanız o döner bir gün sizden intikam alır. Döner bir gün o edep gösterdiği kimseden de intikam alır. Niçin? Sevmeden yaptı çünkü. Onu ahtap kabul etmeden yaptı. Burada muhakkak ki bir peygamberle onun varisi aynı noktada değil. Burada ipin ucu bazı yerlerde kaçmış.
Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gösterilen edepten fazla üstadlara edep gösterilmeye başlanmış. Burada da ayrı tehlikeler çıkmış. Ha, bunu biraz böyle rahat bırakınca edepsizliğe doğru yol almış bazıları. Bizim burası için geçerli değil. Ama bazıları da edep adı altında sünnet noktasını aşmışlar. Bakın sünnet noktasını da aşmışlar. Biz orta yolu takip etmeye çalışıyoruz. Ben kendi nefsim olarak söyleyeyim. Ben aslında yetişirken sıkı disiplinli bir şekilde yetiştik. Benim zaten kendime göre bir iş disiplinim vardır. Tarikattan öncesinde de vardır. Tarikatla beraber bu pekişmiştir. Ben kendi dairemde, kendi nefsimde disiplinli bir insanımdır. Eski bizim dervişliği öğrendiğimiz hem üstadımız olsun, Allah rahmet eylesin, hem de onun etrafındaki eski Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinden kalan dervişler olsun, onlar bu noktada çok sıkıydılar. Bakın çok sıkıydılar. Aşırı sıkıydılar hem. Bakın aşırı sıkıydılar. Ama bir gün geldi o aşırı sıkı olanlar döndüler, intikam aldılar kendilerinden. Veya orada da kendimce başka yerlerde kendimce eksiklikler tespit ettim. Bu manada o yüzden arkadaşları, kardeşleri edep adı altında sevmedikleri, istemedikleri bir şeyi asla üzerlerinde oturtturmak istemem. Şunu unutmayın hiçbir zaman. Tasavvuf sevgi yeridir. Sevgiyle yürüyecek bir şeydir. Eğer siz birisini sevmiyorsanız o kimseyi aktap kabul edip onun dediklerini, onun düşüncelerini, onun stratejisini, onun yolunu kendinize yol olarak görmezsiniz. Tasavvuf böyle enteresan bir oluşumdur. Tasavvuf zorlayıcı bir şey olmaz. Disiplinlidir uyana, disiplinlidir sevene, disiplinlidir tabi olana, disiplinlidir isteyene. Bir kimse bunu kendisi istemeli. Kendisi isterse gayet makul ve malum olur. Örnek. Eğer ki birisi üstadı konuşurken yanındaki birisi makul veya malum bir şey sormazsa ona cevap vermez. O kimse de bir sohbet esnasında konuşulmayacağını bilir. Ona siz konuşma demek yanlış olur. Hani Hazreti Mevlana'ya demişler ya bu edebe nasıl sahip oldun? Edepsizlere baktım bakmayaraktan, yapmayaraktan sahip oldum demiş. O kimse lafının, üstadın lafının kesilmeyeceğini, üstadın ilgiçlik taslanmayacağını, onun yanında etrafındaki arkadaşlarıyla şaka yapılmayacağını, işte harare durere yapılmayacağını, böyle olur olmaz konuşulmayacağını, bunlara siz dikte etseniz dahi, söyleseniz dahi, o kimse severse, aktap kabul ederse kabul edecek. Eğer sevmezse, aktap kabul etmezse kabul etmeyecek. Çok eski bir derviş abimiz vardı, anlatalım hep bunu. Bunlar çünkü yaşanmış örnekler. Bir kimse yaşamadıkça tecrübe sahibi olmaz. Yaşar, tecrübe sahibi olur, edebi ahlakı o zaman öğrenir. Bir yere gittik, ben daha önce oraya 3-5 sefer sohbete gittim. Şeyh Efendi Hazretlerini götürdüm oraya. Orada ders vereceğiz arkadaşlar, anlatacağız. Şeyh Efendi Hazretleri tam anlatmaya başlıyor, o aradan çıkıyor. Efendi, işte bir derviş sabahleyin kalkar, namazını kılar, bir miktar Kur'an-ı Kerim okur, dersini yapar, işrah namazını kılar, ondan sonra uyur. Aradan bir daha adamlar yeni derviş oluyorlar, daha yeni namaz kılmıyorlar işlerinden bir kısmı. Öyle bir dervişlik anlattı ki, onu benim yaşamam mümkün değil. Ben daha ileri konuşayım. O zaman Şeyh Efendi'nin de öyle bir yaşaması mümkün değil. Siz
bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada yaşayan insanın çok sıkı dervişlik yapacağına inanmayın. Ömür ayakta geçen bir üstadım. Onun dervi, o noktadaki işleri bitmiştir artık. O kazandığını dağıtmakla meşguldür. Sen kazanacaksın, sen çalışacaksın. Bir anlattı, oradaki hiç kimse ders almadı. Dervişlik buysa dediler, mümkün değil. Benim canım sıkıldı. O gece orada kalacaktık, dönüyoruz dedim ben. Kısa kesiyorum muhabbeti. Yolda dedim ki, efendim patlayacaktım neredeyse. Oğlum Mustafa Efendi ne yapalım dedim. Ben eski, yani bunu böyle kendim için söylüyormuş gibi olmuyor. Bir üstad konuşurken eğer gerçekten o Allah'ın dostuysa onu o manada konuşturan Allah'tır. Sana eksik gibi gelir. Sana gereksizmiş gibi gelir. Sana yanlışmış gibi gelir. O senin kibrindendir. O senin körlüğündendir. O başkasına tam geliyordur. Başkasına ilaç geliyordur. Sen kör ve kibirli olduğundan eksik ve noksan görürsün. Sen kör ve kibirli olduğundan algılayamazsın, anlayamazsın. Sohbetin nereye gittiğini de bilemezsin. Bunu nereden konuştu ya adam ya da kitabın ortasından dersin. Hiç gerek yok bunu konuşmaya dersin. O senin körlüğünden ve sağırlığındandır. Ve kibrindendir. Ve sevmediğindendir. Ve ahtap kabul etmediğindendir. Ona zorla edep uygulayamazsın. İnsan sevdiğini gördüğünde lal olur, dilsiz olur. Sevdiğinde kulaksız olur, sağır olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, kişi sevdiğine sağır ve dilsizdir der. Bu ne demek? Sağır, dilsiz. Bir rivayette de kördür der. Bu ne demek? Yani sevdiğinden başka bir şey görmez. Sevdiğinden başka bir şey konuşmaz. Sevdiğinden başka bir şey duymaz. Ve başka da duymak, konuşmak istemez. Eğer birisi sizin yanınızda, bugün hava çok soğuk ya, buzlu ortalık, kayıyor ortalık, üstadınız sohbet ederken sen de dönersen ona, hey ya arabayı şöyle kaydırdım, böyle hoplattım, şurada şöyle düştü derse, ikiniz de gittiniz. İkisi de gitti. Bu da lazım. Nasıl lazım? Ya has ile has olmayan nasıl meydana çıkacak? Sahtesiyle sahte olmayan nasıl meydana çıkacak? İyi ile kötü nasıl meydana çıkacak? Doğru ile yanlış nasıl meydana çıkacak? Birisi yanlış yapacak, birisi doğru yapacak. Aynı toplulukta yapacak. O yüzden edep kalkma aşı gibi olmaz insana. O İçsel bir şeydir. Eğer bir kimse içsel yolculuğa başladıysa, üstadını rüyasında görüyorsa, içinde hissediyorsa, ona muhabbet hissediyorsa, onunla iletişime girdiyse, o zaten edeplenir, merak etmeyin. Bakın o edeplenir. Siz onu edepsizliğe sevk etseniz dahi o edepsizliğe doğru yol almaz. O şeyhin yanında ileri geri kahkahayla konuşulmayacağını, şeyhin yanında bacak bacak üstüne atılmayacağını, edeple davranılacağını, şeyhin, üstadın yanında ince davranılması gerektiğini, ince konuşulması gerektiğini, ileri geri dangalozca konuşulmaması gerektiğini bilir. Niçin? O noktada onun içinde artık o aşk, o muhabbet, o sevgi oluşmuştur. Ona karşı o kimseyi edeplendirir o. Sevgi edeplendirir. Sevgi değiştirir. Sevgi dönüştürür o kimseyi. Ama yoksa içinde sevgisi, eğer o kimseyi aktap kabul etmiyorsa, büyük kabul etmiyorsa, her türlü şeyi yapar. Onu zorla bir şey yaptırmak da mümkün değil. Edep, Kur'an ve sünnete uygun olmalı. Edep, Kur'an, sünnet, imamların içtihadına uygun olmalı. Edep, Kur'an, sünnet, imamların içtihadı ve aynı zamanda da ehli tasavvufun
kendi içerisinde oluşturduğu disipline uygun olmalı. Bakın dört kademe, üç kademe edep çıktı. Kur'an, sünnet. Bir kimse der ki bu işin en geniş dairesidir. Kur'an ve sünnet dairesinde davranırım, bu bana yeter, doğru yeter. Daha incesini görür bir kimse. İmamlar bir şeylere şerh etmişlerdir. İmamlar bir şeylere fetva vermişlerdir. Bunu da insan kendisine edep olarak alır. Bu imamların içtihatlarıyla daha disipline etmektir. İnceliğini görmektir. Ehli tasavvufun da edebini koyarsak içine bu daha da şekerpare haline alır. Ama biz bunu insanlardan zorla isteyemeyiz. Ben kendi nefsime istemem. Ama bu mekanın disiplini için isterim. Bakın bu mekanın disiplini için. Bu mekanda sizler de ben de gideceğiz. Hiçbirimiz de kalıcı değil. Bu mekanda bizden sonra da gelecek olanlar edebi, terbiyeyi, adabı öğrenmeliler. Yalnız şunu da unutmayın. Bu kapıdan içeri giren en edepsiz olarak gördüğümüz kimse, en edepsiz olarak gördüğümüz kimse, toplulukta bu kapıdan içeri girmeyenlerin arasında %1000 fark vardır. Bunu görürsünüz. Kendi içinizde yaşadığınızdan belki de fark etmeyebilirsiniz. Ama dışarıda insanları gördüğünüzde, kıyasladığınızda o zaman fark edersiniz. Tabii arkadaşların, kardeşlerin, bu soruyu soranın da ve bu noktada bana da telefonla veya değişik sohbetlerde bana anlattıkların, anlatanların rahatsızlığını biliyorum. Ama bunu zamanla pişip olgunlaşacak bir şey. Bir de Allah'ın bu bir takdiri, benim için lütfu ilahi, ikram. Benim bulunduğum cemaatler benim yaşıma bakmaksızın hep gençlerden oluştu. Burada belki de benden yaşlı 5-6 tane, 5-6 kişi vaha vardı, ha yoktu. Yani yaşıtım vardı 3-4 kişi. 3-4 kişi de benden yaşlısıdır, geri kalan hepsi de gençtir. Bundan mutluluk duyuyorum. Bunu bir lütfu ilahi olarak görüyorum. Allah'ın bu noktada bir ikramı olarak görüyorum. Buradaki genç arkadaşların, genç kardeşlerin şurada 2 saat boyunca sohbet dinlemeleri, zikrullah yapmaları ve edeple, terbiyeyle durmaları büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Muhakkak ki yeni arkadaşlarımız, yeni kardeşlerimiz gelecek. Bunlar edebi, adabı bilmeyecekler. Bilmedikleri için konuşabilecekler, gürültü edebilecekler veyahut da edep sınırını aşacaklar. Biz onları edep sınırına katmak için onlara baskı yapmayacağız. Bizim stratejimizde bu yok. Benim stratejimde bu yok. Hiçbir kardeş, hiçbir kardeşe baskı yapmayacak. Buna hakkı yok. Biz buraya kim gelirse ona hizmet edeceğiz, hürmet edeceğiz, saygı duyacağız. Ona edepli davranacağız. Ona edepli davranacağız. Biz ona sen neden böyle yapıyorsun diye sormayacağız. Asla. Hiçbir kardeşi bu noktada görevlendirmedim, görevlendirmem de ve yanlış yaparlar. Sizin birisini ikaz etmeniz, onun böyle tepesine binip bunu böyle yapacaksınız demeniz benim stratejime ters. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sevgiyle, muhabbetle, saygıyla, isteyerek olmasını istiyorum bir şeyin. Benim nazarımda tasavvuf bu. Bir kimse severse gelir buraya. Muhabbet görürse gelir buraya. Destek görürse gelir buraya. Ve muhabbetle, sevgiyle, aşkla durursa burada durur. Dışarısı sıfırın altında -1. Herkes evinde çok rahat oturabilir. Buraya bu kadar kalabalık geldiyse o gelen kimselerin hepsi de muhabbetinden, sevgisinden, özverisiyle geliyor. Çevre köylerden, ilçelerden, mahallelerden yolda yürümek için yürek ister. Buz gibi ortalık. Buz kayıyor. Bu noktada biz bir de gelen kimseye sen edepsiz davranıyorsun deyip bana ters davranırsa bu tasavvufun özüne aykırı bir şey.
Biz kendimiz edepli davranalım. Bakın hayatınızı başkalarının eksikliklerini tamamlamak için, başkalarının yanlışlıklarını düzeltmek için heder etmeyin. Bu sizin vazifeniz değil. Bunu bir not olarak düşüyorum. Dervişin vazifesi mutmainne oluncaya kadar kendi nefsiyle ilgilenmesidir. Kalbi mutmainne oluncaya kadar o nefistir ki mutmain olacak. O mutmain olan kalp Allah'tan razı olmuştur. O noktaya gelinceye kadar, yani nefsi mutmainne noktasına gelinceye kadar dervişin etrafıyla ilgilenmesi, başkalarıyla ilgilenmesi uygun değildir. O kimse kendi nefsiyle ilgilenir. Birisi ona bir şey sorarsa, doğru bildiği bir şey var ise ona doğru bildiği şeyi aktarır. Ama birisi ona bir şey sormuyorsa ona kalkıp da kalkma işi yapmaya çalışmaz. O yüzden kardeşler muhakkak ve muhakkak kendi eksikliklerini, kendi kusurlarını, kendi yanlışlıklarını görmekle uğraşacaklar. Bir başkasının yanlışlığını, eksikliğini gören bir kimse kendi eksikliğini ve yanlışlığını görmesi mümkün değildir. Biz kendi nefsimizde devamlı tövbeye, edebe, adaba, hayra, hasenata, zikrullah'a, ibadete doğru yönlendirmeye çalışacağız. Kendimize bakacağız. Allah bizi affetsin inşallah. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki küfrün başı doğu tarafındadır. Kibir ve kendini beğenme, ölmede haykırıp bağıranlarda at ve deveyle uğraşan sürü sahiplerindendir. Tevazu ve vakar ise koyunlarla uğraşanlardandır. Bu konuyla alakalı dersimiz var. Bu akşam kibirle alakalı dersimiz. İnşallah. Sağlık kuruluşunda çalışıyorum. Bayanım, işim icabı vefat eden hastaları bağlamak zorundayız. Bunlar bayd oluyor bayanda ve bütün uzuvlarını görüyoruz. Gusül almam gerekir mi? Gerekmez. Yapmış olduğumuz zikrullah o günkü virt yerine geçiyor mu? Bilgilenirseniz sevinirim demiş. Evet, yapmış olduğumuz zikrullah o günün virdi olarak geçer. Ama ben daha hiçbir zaman bugün zikrullah var, benim virdim sakıt oldu deyip çekmediğim bir gün yoktu. Bunu Allah rahmet eylesin. Şeyh Efendi Hazretlerine sordum, dedim efendim o günkü virt yerine geçer mi? Geçer mustahaben dedi. O gün o kimse virdini çekmese olur dedi. Bu bir ruhsattır. Böyle bir ruhsat var mı? Var. Evet, siz o gün derse geldiyseniz, zikrullah yaptıysanız virdiniz yerine geçer. Yapabiliyorsanız dersinizi tekrar çekin. Yapabiliyorsanız, zamanınız varsa, ki vardır, dersinizi tekrar çekin. Bakın, bu bir tavsiye. Kendinizi disiplin edin. Tasavvuf, bir kimsenin kendi kendini disiplin etmesi. Virtsiz, zikirsiz bir gününüz geçmesin. Böyle ki siz her gece derse gidin. Hiç önemli değil. Bunun üstüne nur olsun. Ayet-i Kerime'de buyurmadı mı o münafıklar Allah'ı az zikrederler diye? Biz onlardan olmayalım inşallah. Bir senedir devamlı geceleri korkutuyorlar. Dün akşam ensemden tuttular. Sabaha kadar uyuyamadım. Devamlı her gece okuyorum. Lisede okuyan bir öğrenciyim. Bu akşam da uyuyacağımı sanmıyorum. Ne yapmam gerekir? Uyuyacaksan uyursun. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Koruyucu ve şifa verici olan Allah'tır. Sizin okumanız dilinizde kalırsa sizin okuduğunuz şey size tesir etmez. Veya başkasının okuduğu şey de size tesir etmez. Ama okuduğunuz şeye inanırsanız
ve okuduğunuza, okuduğunuz şeye ve okuduğunuza inanırsanız ve kalben mutmainseniz inancınızda, o şey sizi koruyacaktır. O şey nedir? Allah. Eğer siz Allah'a okuyorsanız ve Allah'ı koruyucu ve muhafaza edici görüyorsanız ve öyle inanıyorsanız, o sizi koruyacaktır. Ve koruyordur. Siz beni korumadı diye düşünmeniz Allah'ın üzerinde suizandır. Allah'ın üzerindeki suizan sizi küfre götürür. Allah en büyük koruyucudur. Allah hakimdir. Allah metindir. Allah kerimdir. Allah malikül mülktür. Allah yerdekilerin ve göktekilerin sahibidir. Allah her şeyin sahibidir. Şirk iki türlüdür. Zahirisi gidip bir puta inanıp ona ibadet etmektir. Putun önünde saygılı durmaktır. Puta saygı göstermektir. Bu şirkin zahiridir. Bu küfrün zahiridir. Şirkin kalbisi vardır. Nedir? İyiliği veya kötülüğü insanlardan bilmek. Yanlış üzerimize gelen bela ve musibetlerin sebebini insanları görmek. Eksilten ve artırtanın insanları veya başka şeyleri görmek. Bu küfrün kalbi olanıdır ki korkulacak olan şey budur. Gelin ilk önce kalbimizi bu noktada, küfrü noktadan çıkaralım. Üzerimizdeki her ne var ise arttıran ve eksilten Allah'tır. Üzerimize her ne bela ve musibet olarak gördüğümüz veya güzellik veya neşe veya keder veya hüzün veya varlık veya yokluk, her ne geldiyse Allah'tan bilin. Bu imanın kemal noktasıdır. Size neşeyi veren bakın, kahkahayı değil, sefahatı değil, eğlenceyi değil. Sizin gönlünüze neşeyi veren odur. Sizin kalbinize hüznü veren odur. Size hastalığı veren odur. Size dermanı veren odur. Size borcu veren odur. Size borçtan kurtulmayı veren odur. Sizin malınızı eksilten odur. Malınızı arttıran odur. Sizi sağlıklı kılan odur. Sağlığınızı bozan odur. Evlatlarınızla imtihan eden odur. Anne ve babalarınızla imtihan eden odur. Eş ve çocuklarınızla imtihan eden odur. Dinleme, bakma başka bir yere. Kalbini ona çevir, gözünü ona çevir, kulağını ona çevir, uzuvlarını ona çevir. Allah de. Oynama orada burada. Oynama. O açıktan şirk eder. O Nemrut'u ne yaptı? O kibirlenen Nemrut'u ne yaptı? Dünyanın en zayıf mahlukuyla helak etti. Sinekle. Sizin topla tüfekle yıkamayız diye düşündüğünüz şeyi o sinekle helak eder. Sinek de onundur. Ağaç da onundur. Toprak da onundur. Her şey onundur. Sakın! Sen görürsün birisi, dersin ki bu eksik, sakın eksik görme. Bu yanlış, sakın yanlış görme. Kendine bak. Başkalarıyla uğraşan, başkalarının yanlışlıklarıyla ve eksiklikleriyle uğraşanlar kibirli insanlardır. Allah kibirlileri sevmez. O yüzden okuyorum, ben muhafaza olmuyorum, küfürdür içinde. O kardeş tövbe edecek. Sağlam bir tövbe edecek. Okuyorum, okuduğum anda şifa buluyorum. Allah şifa verecek. Şifa bulmamak gibi görünen şey dahi sana şifadır. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Öyle bir minnik yok. Okuyayım uçayım, okuyayım yatayım, okuyayım işim, her şey asan olsun. Hani imtihanın sırrı nerede?
Kardeşim hiç dişi kırılmayacak. Hiç eli acımayacak. Hiç ayağına taş almayacak. Böyle bir müminlik yok. Allah bizi affetsin. Caminin içerisinde sema gösterisi yapmakta bir beis var mıdır? Caminin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendi zamanında bazı kabilelerin halk oyunlarının oynanmasına müsaade etmiş. Biz şimdi Ulu Cami'de sema edeceğiz. Bizim küfrümüze fetva verirler. Allah bizi affetsin. Bir de edep ve hayadan bahseder misiniz demiş. Az bir şey bahsettik. Herhalde. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah'ın zikriyle adeta mest olan müteferritler herkesi geçtiler. Zikir onlardan ağır yüklerini kaldırmıştır. Onlar kıyamet gününde hafif yük olarak da mahşere varırlar. Buradaki yük insanların günahlarıdır, kusurlarıdır, hatalarıdır, gafletidir, hayasıdır. Pardon, hayasızlığıdır. Edepsizliğidir, yanlışlıklarıdır, eksiklikleridir. Allah zikredenleri affolmuş olarak kaldırır. Zikrullah cemaatinde. Allah zikredenleri sever. Allah zikredenleri affeder. Allah zikredenleri kendine dost eder. Allah zikredenlerin zikrinden dolayı bir şeyi istemeyen güçleri yetmezse, güçleri yetmezse, zikrinden dolayı akıllarına gelmezse Allah onların isteklerini yerine getirir. Sakın ha! Kardeşler, bunu böyle samimiyetimle söylüyorum. 20 yıllık dini hayatım boyunca herhalde sizin başınızın gelmemiştir benim başıma gelenler. Zikrullah alakasına sımsıkı yapışın. Zikrullah'a sımsıkı yapışın. Bu size bir kardeş nasihatı. Kardeş nasihatı. Göreceksiniz ki ayakta kalan siz olacaksınız. Ey ashabım, size zikredenle zikretmeyen arasındaki farkı söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah. Zikreden diridir. Zikretmeyen ölüdür. Diri mi olmak istiyorsunuz? Devamlı zikrullahla alakalı olacaksınız. Şeyh Efendi için neler söylüyorlardı bana? O zikrullah alakası var ya, bütün her şeyin işaretidir. Her şeyin işaretidir. O halakada sen gerçekten Allah'ı zikrediyorsan, sen gerçekten Allah'la baş başa kalıyorsan, yeminle söylüyorum ki Allah sana ayan beyan gösterir. Daha halakada gösterir. Halakada gösterir sana. Neden? Orada affediyor çünkü. Affedince camda, aynada şey var. Ne o? İs var, pus var. Kirlilik var. Silinince görüş mesafen artar mı senin? Artar. Hele bir de gözlük takarlarsa benimki gibi daha net görürsün. Öyle değil mi? Bu zikrullahla mümkün. O yüzden sakın ha, zikrullah'a devam edin. Allah'ı zikri bırakmayın. Kim Allah'ın zikrini bıraktı, o helaka doğru yol aldı. Helaka doğru yol aldı. Kim Allah'ın zikrini terk etti, Allah onun kalbini mühürledi. Kim Allah'ın zikrini terk etti, Allah da onu terk etti. Nerede olursan ol, kim olursan ol, sen istersen bana her gün uçtuğunu söyle. Sen zikri terk ettin, terk ettin. Allah da seni terk etti. Sen ölüsün. Ne bana dirilikten bahsediyorsun? Zikrullah alakasını terk eden kimse, Allah'ın terk ettiği kimsedir. Bana evliyalık taslama, bana velilik taslama, bana dervişlik taslama, bana müminlik taslama.
taslama, aldatma. Neden? Allah'ın lütfettikleri zikrullah halakasına oturur. Allah'ın ikram ettikleri zikrullah halakasına oturur. Adamı siz 9 kazıkla bağlayın, oturtamazsınız burada. 9 kazıkla bağlayın. 119 iplik atın, halat atın adama. Keramet gösterin, adamı bağlayamazsınız. Görmedin mi? Ayı yardı Hazreti Resulullah. Elini uzattı, ayı ikiye bölündü. Ebu Cehil de Ebu Cehil'inden vazgeçti mi? Aman dua et. Gönül Ebu Cehil gönlü olmasın. Dua et. Kalbin Ebu Cehil kalbi olmasın. Yoksa senin önünde ayı ikiye bölseler, sen dersin ki bunlar büyücü. Dua et kalbin şeytan kalbi olmasın, kibir bulaşmasın. Kibir bulaşırsa dervişleri hakir görürsün. Kibir bulaşırsa üstadı hakir görürsün. Sana ders yaptıranı hakir görürsün. Zikrullah halakasına gideni cahil görürsün. O Allah'ı zikrediyor, sen onu cahil görürsün. O Allah'ı zikrediyor, sen onu hakir görürsün. O Allah'ı zikrediyor, sen onu fakir görürsün. O Allah'ı zikrediyor, sen onu böyle işe yaramaz bir adam görürsün. Heyhat, senin kalbin şeytan kalbi olmuş. Neden? Allah'ı zikredeni hakir gördüler. Oysa Allah, o zikredenler var ya, evet, mahşer gününde peygamberler dahi gıpta ile bakacaklar. Nurdan minberler üzerine oturtulacaklar. Peygamberler soracak, bunlar hangi peygamberlerden? Bir münadi melek diyecekler ki bunlar peygamber değil. Hangi şehitlerden? O melek diyecek ki bunlar şehit de değil. Soracak peygamberler, peki bunlar kim? Bunlar Allah'ın zikreden kulları. Gafil, ahmak, şeytan gönüllü, Nemrut gönüllü, Firavun gönüllü. Sen Allah'ı zikreden kimseye nasıl ters bakarsın, nasıl yanlış bakarsın? Gönlünde kibir olan asla cennete giremez. Nurdan minberler üzerine oturacak olan bir halkı. Halk, ayrı ümmettir Allah'ı zikredenler. Allah'ı zikredenler özel ümmettir. Allah'ı zikredenler özel kuldur. Allah'ı zikredenler ayrılmıştır. Sokaktaki adamla karıştırma. Dikkat et. Sakın ha. Birisi Allah'ı zikrediyor mu? Ağzını kapat onun hakkında. Hiçbir şey konuşma. Hiçbir şey konuşma. Sakın onun eksikliğini, kusurunu araştırma. Vallahi Allah seni rezil eder. Billahi seni paramparça eder. Neden? O Allah'ın yolunu tutturmuş, sana ne? Eksiğini, kusurunu Allah bilsin. Demedi mi Allah'ı zikredenleri affederim? Demedi mi Allah'ı zikredenlerin hesabını ben görürüm? Ama sakın zikrullah halakasından ayrılmayın. Bu kimin zikrullah halakası olursa olsun. Sakın halakaya oturana da böyle yaparlar ya. Bu kim ya? Bu da mı geldi buraya ben? Ve ahmak onu Allah getirdi. Ve ahmak duymadın mı? Orada otursa diyor bir işini görmek için gelse de Allah onu affeder. Ve ahmak burası hazine. Be ahmak, burası temizlenme yeri. Be ahmak, burası arşaların gölgesi. Arşaların gölgesine geleni sana ne? Hadi getir birisini arşaların gölgesine getirebileceksen sen. Arşaların gölgesi ancak Allah dostlarına ait. Sakın Allah muhafaza eylesin. O yüzden zikrullah o kimsenin ağır yükünü kaldırır. Olmazını oldurur.
bulunmasını buldurur, gitmesini götürür, götürüleni getirir. Aman halakayı zikrullahı sakın nefsine uyaraktan terk etme. Sakın terk ettiğin an kibirli olduğun andır. Kibirlileri Allah asla sevmez. Semazenin kafasından sikkesi düştüğü zaman kurban gerekiyor denildi. Doğru mudur? Bayan veya erkek olması fark eder mi? Tamam, böyle bir kurban kesilecekse bizi de davet edin. Alakası yok. Kur'an-ı Kerim'in mealiyle tefsiri ayıran nedir? Mealindeki cümleler genellikle hitap eden, hitaben bir cümlesi çok geçiyor. Allah-u Teala'nın ben kelimesi çok az. Biz şöyle böyle yaptık derken kimleri anlatıyor? Peygamber Efendimiz'e ve tüm insanlığa hitabında bizi anlayamadık. Allah kibirliliği sevmez. O yüzden biz diyor. İslam fıkhı ansiklopedisinde Şafilere göre güzel kadınla evlenmek mekruh görünmüştür yazıyor. Açıklar mısınız? Allah güzeli sever. Güzel olan şeyleri de sever. Şafii fıkhında öyle bir söz vardır. Bilmiyorum varsa vardır. Ama ya bu noktada eğer ki o güzel kadın kibirliliğe düşerse veya bir erkek bu noktada hataya yanlışa düşerse diye düşünmüşlerdir. Dünyadan ukbaya göçen, mürşitten alınan dersi devam ettirmek doğru mudur? Yani bu noktada bir kimse yeni bir üstad buluncaya kadar dersine devam edecek. Ne zaman ki yeni bir üstad buldu, o zaman yeni üstadın dersini çekecek. Ama şu yanlış, yani bir tek işte benim üstadımın dersi devam eder. Ben bu noktada işte buna devam ederim. İşte şöyle böyle der ise bu hatalı. Allah muhafaza eylesin inşallah. Benim üstadımın dersi yeter. Yeni bir üstada gerek yok. Yeni bir kimseye gerek yok diyorsa bu yanlış. Öyle diyenler var. Allah muhafaza eylesin. Bu yanlış. Haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerinden yüz çevirteceğim. Araf 146. Peygamberler yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. İbrahim suresi ayet 15. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı mühürler. El-Mü'min ayet 35. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Nahl suresi ayet 23. Bana kulluk etmeyi büyüklerine yediremeyenler, büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme girecekler. El-Mü'minin ayet 60. Kibir dünyanın insanlık yaratıklar yaratıldığından beri en büyük hastalık, kalbi hastalık, kibir. Bütün peygamberlerin ümmetlerine tavsiye ettikleri, kaçındırdıkları, korkuttukları, asla bulaşmak istemelerini istemedikleri şey kibir. Evet, kibrin en büyüğü,
kibrin en ağırı. İnsanı küfre götüren şey Allah'a karşı kibirlenmektir. Bu Allah'ın ayetlerini inkar etmek, iman noktasından dışarı çıkma, ona ibadet etmemek, onun haramını haram kabul etmemek, onun helalını helal kabul etmemek, onun ibadetlerini kabul etmemek, onun emirlerini kabul etmemektir. Bu insanı küfre götürür. Aslında kibrin tamamı küfre götürür de biz biraz böyle yumuşatalım. İnsanların hepsini de cehenneme küfre sokmayalım. Biraz kolaylaştıralım. Merhametimiz galebe çalsın. Allah'a isyan noktasında olmayalım inşallah. Bu noktadaki kibir men edilmiş. Cenab-ı Hak ayet-i kerime ile bildiriyor. Ve onlardan ayetlerimizi ayetlerinden yüz çevirteceğim. O kimse Allah'ın ayetlerini göremez. Allah'ın ayetleri hem Kur'an-ı Kerim hem yaratılmış olan her şey. Artık o Allah'la ipini koparmıştır. Artık o zahiri manada Allah'la ilişkisi, alakası kesilmiştir. Çünkü namaz kılmıyor, namazı reddediyor. Oruç tutmuyor, orucu reddediyor. O dinin emirlerini reddediyor. Allah'la ilişkisi kesilmiş. Küfür. Ve ilişkisini kestiği için Allah onun gönlünü mühürlüyor. İlişkisini kestiği için. Allah'a büyüklük tasladığı için kendi aklını, kendi fikrini, kendi hevasını önde tuttuğu için Allah onun ilişkisini kesiyor. Ve gittiğinizde onunla konuşmaya çalıştığınızda onun tepeden baktığını, Müslümanları beğenmediğini, Kur'an-ı Kerim'de hatalar gördüğünü, peygamberde hatalar gördüğünü, onları hafife aldığını görürsünüz. O Allah'ın ayetleriyle alay eder. O Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiştir. Ayetler de ondan yüz çevirmiştir. Ona yaraklık yapma. Ona salaklık yapma. Onun etrafında pervane döneceğim diye uğraşma. Ona hürmet ve hizmette bulunacağım diye uğraşma. O küfür ehli olmuş. Allah muhafaza eylesin. Kibir Resulullah'a, onun evliliğine alay etmek, onun uygulamalarına tepeden bakmak. Burada da peygamber hata yaptı canım. Onun hicretine, hicreti için birisi öyle demişti. Peygamber korktu da kaçtı Mekke'den dedi. Allah muhafaza eylesin. Peygamberin üzerinde eksiklik görmek, peygamberin üzerinde kusur görmek, peygamberin üzerinde hata görmek. Kibir, bu da küfürdür. Birisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde hata tespit edip size söylediyse ve siz de onu dinlediyseniz onunla acaba olmuş olabilir mi dediyseniz tecdid iman, tecdid nikah gerekli. O kibre düşmüş. Onun gönlü şeytanlaşmış. Allah Resulü hadis-i şerifte ne diyor? Şeytan da kibre büründü. Adem'e secde etmedi. Adem'e secde etmemek Allah'ın emrini yerine getirmemektir. Çünkü Adem'e secde emrini Allah verdi. Kibir aldatır. Zannedersin ki ben bunun söylediğine itiraz ediyorum. Kardeş, onun söylediği doğruysa o hakkın söylediğidir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sana bir şey söylediyse o hakkın söylediğidir. Allah'ın söylediğidir. O heva ve hevesinden konuşmadı. O yaşarken dünyada zahiri olarak nasıl heva ve hevesinden konuşmadıysa, şimdi de rüyasında gördüysen rüyanda da hevasından hevesinden konuşmadı. Halinde de gördüysen heva ve hevesinden konuşmadı. Ahmak, rüyada gördüğün Resulullah'a inanmazsan sende de kibir var. Kimi beğenmiyorsun? Hem diyeceksin ki rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana şöyle dedi. Hem ondan sonra diyeceksin ki ya yok ya böyle bir şey olmamıştı. Ben hayalledim herhalde, işine gelmedi ya. Kibir. Kibir. Kalbin mi öğreniyor? Dikkat et. Allah kibirlenenleri sevmez. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine karşı kibir. Bu da seni küfre götürür. Bir kademe aşağı. Allah'ın yeryüzündeki velilerine, alimlerine, din büyüklerine kibirli davranmak. Eğer onların söylediği Allah ve Resulünün söylediyse tabi ol, itaat et, kibirlenme. Allah ve Resulünün sözü taştan gelse doğrudur. Duvardan gelse doğrudur. Aha duvar. Ahmak, duvarın dili var mı? Ondan konuşan Allah. Eğer doğruysa o söz, konuşan Allah. Musa'ya Allah ağaçtan vahyetmedi mi? Ağaçtan konuşmadı mı? Musa ağaçtan konuşuyor diye dinlemedi mi onu? Gel. Doğru nereden geliyorsa Allah'ındır. Hakikat nereden geliyorsa Allah'ındır. Kur'an ve sünnet nereden geliyorsa Allah'ındır. Onu söyleyeni eksik görmek kibirdir. Söyleneni eksik görmek kibirdir. Sakın, ince hastalıktır bunlar. Kalbi hastalıktır. Dersin ki kendi kendine, bu hoca ne konuşuyor burada kürsüde ya? Bırakın şu adamı ya. Eğer konuştuğu doğruysa nasıl bırakın diyecek? Bırakın dediğin Kur'an ve sünnet, dinlemediğin Kur'an ve sünnet, itiraz ettiğin Kur'an ve sünnet, Allah'ın hakikati. Gel, ahmaklık yapma. Doğru kimden nasıl geliyorsa gelsin, onu Allah'tan bil. Derviş isen, onu Rabbinden bil. Hakikat ehliysen, onu Rabbinden bil. Hakikat gönüllüysen onu Rabbinden bil. Ama işin hakikatle alakalı değilse bırakalım yakanı git nereye istiyorsa. Allah muhafaza eylesin. Kibrin bir altı. İnsanlardan kendini üstün görme. Öyle dedi birisi bana bundan 10 yıldan fazla. Ya ben dedi, çok seviyorum dedi, şeyhinizi de seviyorum, seni de seviyorum dedi, Allah razı olsun dedi. Ya toplanıyor musunuz orada zikrullah yapıyor musunuz ya dedi, oradaki arkadaşlar hep fakir fukara ya. Aynen ha böyle söyledi bana. Dedi bir ter kokuyor orası dedi. Böyle omuzundan koydum, dedim bir daha gelme sen. Senin dediğin doğru dedim. Bizimkiler hep fukara dedim ya, ne yapalım dedi. Bir de ter kokuyorlar dediğin doğru dedim. Ben dedi oraya o zaman Adnanların aşağıda Reyhan'da pardon burada yukarıda caminin aralığında Adnan'ın babası Allah razı olsun bir gece derse geldi dedi orayı size hibe ettim. Orada dersinizi yapın dedi biz orada ders yapıyoruz. Bana diyor ki buraya birkaç tane klima alayım ben. Dedim Allah razı olsun alma. O zannediyor ki ben atlayacağım hemen. O zengin ya. Ben de fakirim ya. Onlar da fakir ya. Bu adam da birkaç tane klima alacak ya. Dedim Allah razı olsun. Senin dediğin doğru. Burası ter kokuyor. Bunların hepsi de fakir fukara. Bravo. Sen zenginsin.
sen dedim buraya gelme. Sen buraya layık değilsin dedim. Ya estağfurullah öyle demek istemiyorum. Ne demek dedim ya? Gelmedi. Şey hemen geldiğinde geliyordu. Kibir. Büyüklenmek. Oradakileri hor ve hakir görmek. Kendi bulunduğun etrafındaki insanları kendinle bırak. Aşağı görme, eş değerli görmek. Kibir. Allah muhafaza eylesin. Ve yaratılanlara karşı kibir. Yaratılanlara. Yani taşa kibirlenmek, ağaca kibirlenmek, nimete kibirlenmek, meyveye kibirlenmek, sebzeye kibirlenmek, evdeki yiyeceklerinize kibirlenmek, giyeceklerinize kibirlenmek, nimete nankörlük, nimetin üzerinde kendini büyük görmen. Kadınlar, attığınız her yiyecek Allah'a nankörlüktür. Çürüttüğünüz her yiyecek Allah'a nankörlüktür. Erkekler, israfa yol açmanız Allah'a nankörlüktür. Kibir. Nimeti hor ve hakir görmek. Suyu hor ve hakir görme. Derviş yaratılan hiçbir şeyi hor ve hakir görmez. İster bu çay bardağı olsun, ister içindeki su olsun, isterse toprak olsun, isterse taş olsun, isterse kağıt olsun, hor ve hakir görme. Onu yerli yerinde kullan. Ona karşı büyüklenme. Onu sana veren Allah, ona zulmetme. İnce gönüllü ol, ince fikirli ol, sakın ha. Gözünün gördüğü, elinin dokunduğu hiçbir şeye karşı kibirlenme. Hiçbir şeye karşı kibirlenme. Giyecek, sen giymiyorsundur, bir giyen olur, götür ver. Yiyecek, sen yemiyorsundur, onu bir yiyen olur, götür ver, yesin. Eski kadınlar ekmek kırıntıları böyle yenmeyecek gibi olanların tablaları vardı duvarın üzerinde. Oraya silkelerlerdi sohra bezlerini kuşlar yesin diye. Onların kuşları vardı bahçelerinde, balkonlarında. Neden? Oraya ekmek ufaklarını işte yenilmeyecek gibi olan yiyeceklerini oraya koyarlardı. İnce gönüllü ol. Nimeti yabana atma. Balkonunda iki tane güvercinin olsun. Balkonuna gelen kumruların olsun. Balkonuna gelen serçelerin olsun. Gel ne olursun Allah rızası için. Hiçbir şeye heba etme. Yaradılan hiçbir şeyi hor ve hakir görme. Bu halinle Allah'ın huzuruna nasıl varacaksın? Bu halinle Allah'ın huzurunda nasıl duracaksın? Demeyecek mi o bir lokmayı ben sana vermedim mi ilk oğlum? Demeyecek mi bu pirinci ben sana vermedim mi? Neden attın? Neden döktün? Neden bozdun? Gel suya karşı dahi kibirlenme. Suyu israf etme. Gel otu da ota karşı dahi kibirlenme. Ota israf etme. Otun üstüne bevletme. Otun üstüne tuvaletini yapma. O otu bir hayvan yiyecek. Otu bir böcek yiyecek. Bir kuzu yiyecek. Bir iğne yiyecek. Sen gidip otun göbeğine bevletme. Sen gidip otun göbeğine büyük abdestini yapma. Sen oraya çöpünü atma. Kibirlenme. Git bir kaya dibine utanaraktan yap. Git bir çalı dibine utanaraktan yap. Aman. Allah'tan haya et. Aşağıda bastığın şey Allah'ın nimeti, lütfu, ikramı. Üzerinde dolaştığın ard Allah'ın. Utanaraktan yürü. Sakın. Kibirlenme. Böbürlenme. Sakın. Arabana binerken kibirlenme. Bana böyle araba var. Benim böyle arabam var. Ahmak. Allah seni ona imtihan için verdi. Kendi yolunda kullanasın diye verdi. İnsanlara hava atasın diye vermedi. İnsanlara böbürlenesin diye vermedi. Allah sana o evi bir nimet olarak verdi. Ya seni onunla hesaba çekecek. Ya senin cennetliğin olacak ya cehennemliğin. O evinde eğer sen Allah dostlarını ağırladıysan, fukaraları ağırladıysan,
Sen gariplerin, kurabaların başını okşadınsan, oraya sofra açtınsan, seni alkışlıyorum Allah adına. Öbür türlü sen Firavun da saraylarda yaşıyordun, Nemrut da saraylarda yaşıyordun. Gel kibirlenme. Evet, kibirin ilacı toprak gibi olma. Kibirin ilacı fukaralarla oturma. Kibirin ilacı kimsenin kıymet vermediği, hor gördüğü kimselerle beraber olma. Kibirin ilacı. Kibirin ilacı kendini bilgisiz gör. Kibirin ilacı kendini ilimsiz gör. Kibirin ilacı kendini fukara gör. Kibirin ilacı kendini kimsesiz gör. Yalnız gör. Kibirin ilacı kendini böyle orta yerde yaşayan bir kimse gibi gör. Misafir gibi gör kendini. Sakın birinden kendini üstün gördün. Kalbin mühürlendi. Kendi işini kendin gör. Etrafında 20 tane adamın olabilir. Fabrikanda 150 tane adam çalışabilir. Sakın deme. Oğlum benim arabamı getir. Aman ha. Git arabana bin git. Yan dükkanda 5 tane adam çalışabilir. Oğlum bana çay getirin oradan. Aman ha. Kardeşim çay getirin. Bana bir bardak çay verir misiniz? Onu da utanaraktan, sıkılaraktan. O seni anlamasın. Tevazuya bak. Geliyor. Diyorlar buranın emiri kim? Kendi kendilerine düşünüyorlar. Herhalde diyorlar buranın emiri Hazreti Ebu Bekir'dir. Gidiyorlar diyorlar ki buranın emiri kim? Ümmetine hizmet eden diyor. Gösteriyor Allah Resulü'nü. O da su dağıtıyor. Su dağıtıyor su. Kime? Ashabına, kardeşlerine, arkadaşlarına, Allah dostlarına. Be ahmak! Be Nemrut gönüllü. Ve Resulullah dahi sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onu o Allah'a iman eden, Allah yolunda çarpışan, Allah yolunda didişen insanlara hizmet ediyorsa sen kimsin? Sen kimsin? Allah diyene hizmet et, hürmet et. Allah diyene koş peşinden. Bu kim olursa olsun. Kibirlenme, birini hakir görme, birini eksik görme. Sakın ha! Birinin arkasından atıp tutma, kibirlenme. Birinin arkasından sen laf yetiştirme. O senin başına gelir. O senin başına gelir. Sakın Allah'a tövbe. Bunlardan uzak durun. Kibir. Bundan uzak durun. Kibirlenmekten uzak durun. Aman ha. Ne eşinize, ne çocuklarınıza, ne akrabalarınıza, ne kardeşlerinize, ne eşyanıza, ne arabanıza, ne atınıza, ne avradınıza, ne evinize. Hiçbir şeyinize kibirlenmeyin. Bir şeye kibirlenirsin. Önemsiz ne kağıt parçası dersin değil mi? O sana kibrin yolunu açar. O sana kibrin yolunu açar. Ne? İşte maydanoz sapı. Değil mi? Maydanozun yaprağı. At kenara. Atma. Onu hor ve hakir görme. Onu eksik ve nakıs görme. Onu gereksiz görme. Bu sende kibrin yolunu açar. Çocuklarını kibirli yetiştirme. Eşini kibirli gösterttirme. Mantosuyla, elbisesiyle hava atmasın. Sen takım elbisenden, kıyafetinle hava atma. Ayakkabınla hava atma. Hayatınla hava atma. Eşyalarınla hava atma. Dervişliğinle hava atma. Üstadlığınla hava atma. Sakın ha. Tevazu, alçak gönüllü. Eksik görmek kendini. Allah muhafaza eylesin. Hiç günahım yok demektense günahımız var deyip tövbe etmeyi tercih edin. Biz eksiksiziz, kusursuzuz demektense biz eksiğimizde kusurumuzda çok fazla deyip tövbe etmeyi, tevazulu davranmayı seçin. Allah muhafaza eylesin. Amin. Bu yüzden kardeşlerin hepsi de hiç kimsenin burada birbirlerine üstünlüğü yok. Üstünlüğünüz takva Allah'ın üstünlüğünüz.
Hiçbiriniz diyemezsiniz ben takvayım, senden üstünüm. Sakın ha! Kimileri der ya, ya biz daha takva cemaatiz. Aman kardeşim ya. Aman ya. Sakın öyle sözler söylemeyin. Sakın biz daha takvayız demeyin. Sakın biz daha iyiyiz demeyin. İyiyi Allah bilir. En takva olanı Allah bilir. En güzel olanı Allah bilir. Senin güzel gördüğün çok çirkin olabilir. Senin çirkin gördüğün çok güzel olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Sen ayırt etme. Senin hayırlı gördüğün çok şer olabilir. Senin şer gördüğün çok hayırlı olabilir. Sakın, doğrusunu Allah bilir. Sen karışma. Seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendirmiyor. Allah muhafaza eylesin. Bugün esnafın biri söyle diyor bana. Ya senin için herkes iyi mi? Kardeşim ne yapayım diyorum. Ben kötülüğünü görmedim ki. Birisi de koluma girmiş akıl veriyor. Ya hacı abi hakkını helal et ya. Helal olsun. Ya etrafında hep böyle dedi ya. Hani kaydırıbak adamlar var. Ha öyle dedim ya. Ben şimdi onu. Ya bunlardan bir sıyrılsan dedi. Böyle baktım. Hadi selamünaleyküm dedim. Yürüdüm. Koşa koşa geldi. Ya benden ayrıldın dedi. Başkasının kaydırılıp baktığını gören kendisi de kaydırılıp bak ki biliyor dedim. Sordu. Dedim kardeşim ben onlarla dedim Allah'ı zikrediyorum aynı halakada. Sen neredesin dedim. Senin en kötü gördüğün adamla dedim ben kol kola Allah'ı zikrediyorum. O adamla dedim ömreye gittim. Aynı Beytullah'ı tavaf ettim. Bir kapta yemek yedim. Bir sofrada oturdum. Beraber yol gittim. Sen şimdi kalkıyorsun bu adam bana kötülüyorsun dedim. Kimin işini yapıyorsun? Şeytanın işini yapıyorsun sen dedim. Ya böyle diyeceğini, böyle olacağını hiç bilemedim. Bilemezsin dedim. Onlar benim hepsi de başımın tacı dedim. Hepiniz de başımın tacısın. Bunu böyle şeyden söylemiyorum, az samimiyetimle söylüyorum. Şuradan kapıdan içeri girer, başımın tacı. Neden? O Allah'ı zikrediyor. Allah bunu gönlüne lütfetmiş, ona ikram etmiş, ona ihsan etmiş, ona af kapısı açmış, ona dostluk kapısı açmış, onu kendi zatını zikretme kapısını açmış. Allah biliyor içimdekini. Eksikliği, kusuru, hatası varsa kapının dışında beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. O benim için Allah'ın dostu. Şimdi biraz sonra la ilahe illallah derken hangi melek ayırt edecek? Allah'ım şu la ilahe illallah dedi ya. Bunun la ilahe illallah dediğini yazmıyor mu diyecek? Haddine mi? Haddine mi? Kimsenin haddine değil sakın. Allah'ı zikredenlere hizmet et. Hürmet et. Allah'ı zikredenlere dost ol. Allah'ı zikredenlerle kardeş ol, arkadaş ol. Allah'ı zikredenlerle aynı sofrada oturmaya çalış. Aynı Allah'ı zikredenlerle beraber olmaya çalış. Onlardan hikmet öğren. Onlardan ilim öğren. Onlardan hedef öğren. Onlardan erkan öğren. Çünkü Allah'ı zikredenin gönlünde hazine vardır. Onun gönlünde nur vardır. Onun gönlünde nuru al. Sen de nur al. Sakın. Allah'ı zikredenin kalbinde ilahi ilim vardır. Onda ilahi ilim olmasa zikrullah halakasına oturmaz. Sebepler ele oluşmaz. Sen sebeplere takılma. Onu oraya getiren Allah.
hiç kimse, hiç kimse iç dairede ben bugün ama bisikletmeye gideceğim deyip de gidemez. Perdenin gerisinde onu Allah getirir. Perdenin gerisinde onu Allah getirir. Sakın! Nerede varsa hor hakir görülen gelsin başımın tacı. Nerede varsa insanların beğenmedikleri gelsin başımın tacı. İnsanların beğenmediklerinde Allah'ın beğendikleri vardır. Zikrediyorsa. Onun bir kusuru vardır, sen onu görüyorsun, o zikrediyor. Onun bir hatası vardır, sen görürsün. Ama o zikrediyor. Allah'ı zikredenlerle cömertlerin sakın ha bakın. Sakın. Bir, cömertler. İki, Allah'ı zikredenler. Üç, Allah'ın velileri. Bunlarla uğraşma. Çıkmış birisi. Millet de peşine takılmış onun. Be ahmak. Senin peşine ne takılan yok? Hadi çık sen de. Çolundan çocuğundan geç. Eşinden geç. Malından geç. Mülkünden geç. Sağlığından geç. Varlığından geç. Yokluğundan geç. 10 milyar maaş vereceğim. 10 milyar vereceğim. Hadi geç. Ama uğraşma. Bunun eksiğini, kusurunu Allah tamamlar, merak etme. Cömert, uğraşma. Bunun eksiğini, kusurunu Allah tamamlar. Allah'ı zikreden, uğraşma. Allah'ın eksiğini, kusurunu tamamlar. Oruç tutan, Allah'ın eksiğini, kusurunu tamamlar, uğraşma. Sakın kibirlenme. Uğraşmak kibirlenmektir. Onun eksiğini, kusurunu görmek kibirlenmektir. Onun yanlışını görmek kibirlenmektir. Kibirlenenler asla cennete giremez. Allah'ın düşmanı olur çünkü. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun inşallah. Aman kardeşler, şeytan ve nefis sizin dervişliğinizi helak etmesin. Sizi baba derviş, üstün derviş, sizi iyi derviş göstermesin. Sakın sizi sağlam derviş, harika derviş göstermesin. Sakın birbirinizin üstünde, birbirinizin yanında üstünlük taslamayın. Sakın birbirinize hava basmayın, tepeden bakmayın. Sakın gelen kardeşinize, bu yeni geldi, edebi adabı bilmez. Bu yeni geldi, daha dünkü çocuk, sakın tepeden bakmayın. O gün gelmiştir. O gün der ki ya Rabbi nasıl bir yermiş burası? Nasıl bir halakaymış burası? Affeyle beni der. Bitti. Bitti. Hep kendi gidişim gözümün önüne gelir. Ben ilk zikrullah halakasına gittim. Gittim. La ilahe illallah başladı, başka dünyadayım. Orası değil. Dünya dönüldü. Orası değil. Daha la ilahe illallah üçüncüde mi dördüncüde mi gözüm yumuldu bitti. Orası değil. Allah Allah dedim ya. Gözümü açıyorum. İhtiyarlar var, sakallılar var. Allah'ı zikrediyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Kapatıyorum. Başka yerde sakallılar var. Nurun içerisinde altın sarısı. Altın sarısı bir dünya. Altın sarısı bir alem. Abi sakallılar, sarıklılar, cübbeliler. Maraşalından mararsın. Göğüslerinde bir sürü madalyasından mararsın. Türlü türlüsü. Cübbelisinden mararsın. Tebessüm edene mi bakarsın? Ağlayana mı bakarsın? Hoş geldin diyene mi bakarsın? Etrafıma gelene mi bakarsın? Allah Allah! Hadi gel çık işin içinden. Hadi gel çık. Hiç unutmuyorum.
Ben bir babam öldüğünde ağladıydım. Bir de o gece ağladım. Babam öldüğünde ağladım diye bir de ağlamayı yasak ettim kendime. Babanın acısı dedim ya. Bu acıdan daha büyük bir acı var mı? Bu yalnızlıktan daha büyük yalnızlık var mı? Bu kederden daha büyük keder var mı? Bu hicrandan, bu hüsrandan daha büyük bir şey var mı dedim kendi kendime. Yasak ettim ağlamayı. Gözümden bir damla akıtmadım hiç. O gece hariç. Öyle de ağlamak varmış. Susturamamışlar beni. Esmayı değiştiriyorlarmış. Onlar Allah esmasına geçiyorlarmış. Ben daha illallah'tayım. Oradakiler illallah diyor. Ben oradakilere tabiyim. Aşağıdakilere değil. Onlar Allah esmasına geçmişler. Ben sonradan onlar Allah deyince ben de Allah diyor. Hem onlar nasıl diyorsa öyle diyor. Zikrullah bitti. Ben oturduğum yerden iki kişi zor kaldırdı beni. Gittim oraya böyle bir koltuk var oturdum. Ev sahibine dedim Hasan abi gel buraya geldi. Buraya girmek için ne imzalanacaksa getir ben imzalayacağım dedim. Bakın kibirlilik ne kadar kötü. O gün için oranın dersi yaptıran kimse bir bakış fırlattı bana tepeden. Ona söylemişler tabii. Hemen bu arada dermişler gitmişler ona mı demişler eski hukucu Berduş şöyle böyle. Ona gitmişler demişler ki ders istiyor bana söylediler gitti. O böyle tepeden baktı. Ha bakarız. Yazdım anında. Bunu kim dedim ya böyle tepeden bakıyor bana. Gitti adam el salladı. Dermişsin. Sakın tepeden bakma kimseye. O gün el sallarsın. Neden? O gün onun gönlü Allah gönlü olmuştur geleni. Allah'ı zikrederken onun gönlü Allah gönlü oldu. Onun bakışı Allah'ın bakışı oldu. Demedi mi hadisi kutside? Benimle görür, benimle tutar, benimle görür. Benimle konuşur. Sakın! O esnada onun gönlü Allah gönlü oldu. Kötü nazarını alma. O esnada onun Allah gönlü oldu gönlü. Kötü dua alma. Hani tüccar geçiyormuş ya mesleğinde geçer. Dervişin birisiyle oturmuş Allah'ı zikrediyor köşede. Ona selam vermemiş. Selamünaleyküm dememiş. Adaptandır, sünnettir. Ayaktaki oturana selam verir. Bineğin üzerindeki yürüyene selam verir. Adaptır, sünnettir. O da ona selam vermemiş. O da selamdan takmış. Yürümüş ya tüccar. Selamsız sabahsız. Kaldırmış elini. Ya Rabbi! Sen mi mütekebbir, bu mu mütekebbir? Kim mütekebbir? Oraya köye gitmiş bir mal almış zarar etmiş. Öbür köye gitmiş mal almış zarar etmiş. Üçüncü köye gidiyor mal alıyor zarar ediyor bir iflas ediyor. Çoluk, çocuk, çombala, eş, dost hepsi de gidiyor. İflas edince kimse kalmaz yanında insanın. Para gitti mi dünyalıkların hepsi de gider. Ahiretlikler kalır adamın yanında. Hayır. Paran gidince bil ki sadece ahiretlikler kalır yanında. Gerçek dostların kalır yanında. Sağlık gidince gerçek dostlar kalın yanında. Eşin gerçekten eşse kalır. Çocukların gerçekse çocuksa kalır. Paran gitmiş. Gerçek kardeşlerin, gerçek arkadaşların, gerçek dostların kalır. Geri kalan gider. O gerçekten gelir. Kardeş bir şey yapamadık. Al şu 5 lira, al 3 lira. Yardım ederler, destek olmaya çalışırlar. Yani öyledir bu dünya. Gerçekleri kalır. Sakın vefasızlık etme. Sen de sonra ona sırt dönme. Sakın vefasızlık etme. Allah seni de çarpar sonra. Allah seni de indirir sonra. Sakın onlara sırtını dönme. Sakın o yok zamanında, sakın o dar zamanında sana kucak açan, sana gönlünü açan, sana duasını açan,
sana elini uzatan, sana tebessüm eden, sana selam veren, seninle beraber yürüyen, sakın vefasızlık etme. O da senin kibrindir, helak olur. O tüccarın etrafında kimse kalmamış. Eş, çoluk, çocuk, herkes gitmiş. Yol düşmüş Hazreti Mevlana'ya. Gelmiş demiş ki, üstad, hünkar, bittim, perişan oldum 7 yıldan beri. Şunları gördük. Mübarek bir huzur etmiş. Demiş şulanca yerde. Allah'ın bir dostu var, bir velisi var, bir evliyası var. Ya sen ona selam vermeden geçmişsin. Şimdi git ondan helallik iste. Senin yüzüne bakmayabilir demiş. Bizden selam sala. Bak, dostun dostunun selamına soruyor. İyi dinle. Gitmiş selamünaleyküm, kafası yerde aleyküm selam demiş. Bakmıyor yüzüne. Demiş efendi, kusura bakma, hakkını helal et. Hazreti Mevlana'dan sana selam getirdim. Ve aleyküm selam, hemen ayağa kalkmış. Demiş hakkını helal et bana, şuradan geçerken sana selam vermemişim, görmemişim. Evet demiş, görmedin. Selam vermedin bana demiş. Mütekebbir davrandım. Ben de dedim ki demiş, sen mi mütekebbirsin, bu mu mütekebbir? Ben demiş dersimi aldın, hakkını helal et bana. Helal olsun demiş, dersini aldın ya demiş. Yerden göğe helal olsun. Ya Rabbi bu işin, bu adamın işini asan eyle. Bunun işini düzelt. Buna hazinenden ver. Buna lütfundan ver. Buna ikramından ver. Yürümüş. İlk gitti köye. Vay ya, sen bizim tüccar değil misin? Ha oyum. Demiş ya, al şu buğdayı götür kardeş. Param yok. Sat getir. Kardeşim deve yok taşımak için. Aha getirin deve şuradan getirmiş. Al develeri de. Bunları da sattık sana. Sat getir. Öbür tarafa gitmiş herkes sat getir, sat getir, sat getir. Bir sezon sonu aynı tüccar. Kimseye hor hakir görme. Sakın dervişleri hor hakir görme, eksik görme. Sakın. Sen ondan zarar görmüş olabilirsin. Sen ondan eksiklik görmüş olabilirsin. O sana zarar vermiş olabilir. Eyvallah. Zahiri manada al, ver, helallaş. Borcunu öde, alacağını al. Hor ve hakir görme. Hor ve hakir görme. Allah bizi affetsin. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Cenab-ı Hak cümlemizin gönlünü ilham eylesin. Kibirden, ucup derler, kendini beğenmekten, kendini üstün görmekten bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi yolunda istihdam etsin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizin gönlüne kendi zikrullahını yerleştirsin. Amin. Bizi zikrullah halakalarından nimetlendirsin. Amin. Zikrullahından ayırmasın. Amin. Kur'an'ından ayırmasın. Amin. Sünnet-i Resulullah'tan ayırmasın. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ayırmasın. Amin. Önce İhlas bir Fatiha şerife. Amin. Evvela bizzat fahri kainat, sevim öncüdat. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ruh şerlerine. Cihariyar-ı Gülsün Ebu Bekir Sıddık Ömer Faruk Osman Uzun Nureyn Ali Muntazada Allah hanımefendiler üzerine Ebu Resulullah. Zevcehat-ı Resulullah, Ashab-ı Resulullah, Şuhedai Resulullah. İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam Şafii, İmam Malik, İmam-ı Hanbeli, İmam-ı Eşari, İmam-ı Maturidi, İmam Muhammed, İmam Yusuf. Bütün İmam-ı İmameyn Hazretlerinin ruhlarına. Birimiz Pir Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet el-Rubai, Seyyid Ahmet el-Bedevi, Seyyid İbrahim Tuzuki, Şeyh Evlasan Ali Şahzeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahattin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Veysel Karani,
Mahmud-i Dayı, Halvet-i Celvet-i Huşak-ı Sümbül-i Sühreverdi, Kühreverdi, Şeyh Muhyiddin Arabi, bütün Pir-i Pilan Hazretleri mübarek ruh şeflerine, geçmiş bütün velilerin, mürşid-i kamillerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diye, bütün mümin ve müminatın ruhlarına, yaşayan mürşid-i kamillerin, velilerin, evliyaların, aşıkan, sadıkan, mühban, ehli iman, la ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah diye, bütün müminatın ruhaniyetlerine, cehde cehdeden ruhlarına, burada bulunan kardeşlerimizin ruhaniyeti kutsellerine, bulunamayan kardeşlerimizin de ruhaniyeti kutsellerine, bütün ecdatların ruhlarına hediyeledik. Vasıl ve sadar eyle ya Rabbi. Amin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el lezi la ilahe illa hu. El hayyul gayyum ve tümbüle gözümüllahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftar zikir faymen nahu. La ilahe illa hu.